En aşağı in lan. Yürü. Arkadaşımız iyi mi? Bilmiyorum. Yolda gebermediyse iyiydi. Yürü lan. Lan. Hepinizin canını okuyacağız. Konuşma sen. Konuşma. Yürü. Arkadaşımız nerede? Ne yaptınız? Bilmiyorum. Öğren o zaman. Olur. Getirin. Bırak şöyle. Kurtulur mu bu? Önce ne olduğunu bir anlamam lazım. Vuruldu işte. Onu görüyoruz. Ne yapıyorsun? Uyuşturacağım. Bırak, uyuşturma, acı çeksin. İşkence mi yapıyorsunuz? Ne işkencesi? Ameliyatta. Ona bir şey olursa keserim hepinizi. Duydunuz mu beni? Konuşma, konuşma. Eninde sonunda çöl yılanları gibi sürünerek can vereceksiniz. Allah'a yemin ediyorum hepinizi gömerim. Gördün mü? Ha? Ne halt dediğini gördün mü? Ben sizden yardım istediğimi hatırlamıyorum. Bana bak Eylem. İçerideki arkadaşımız senin yüzünden can çekişiyor. Ya senin yüzünden deyip durma be! Ben bilmiyor muyum o gece neden odama geldiğini ha? Vericiyi sen yerleştirdin. Çolak'la buluşacağımı biliyordunuz. Salak mıyım ben? Anlamadın mı? Ha? Her şeyi berbat ettiniz. Senin... Hadi tamam, konuşma şunla. Yalan mı? Arkadaşınız için ben de çok üzgünüm ama sorumlusu ben değilim. Tamam ya, tamam. Uzatmayın. Olan oldu. Önümüze bakalım. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız lazım. İn lan hadi in. Geç. İn aşağı. İnan.
Geç lan şöyle, geç! Şöyle geç. Otur. Çaylak! Ters bir şey yaparsa ne yapacağını biliyorsun. Nasıl oldu? Şimdilik yaşar ama ne kadar sürer bilmiyorum. Sarı, bizden biri ölürse sizden de biri ölür. Yanlışın var Çolak. Bizden bir kişinin kılına zarar gelirse sizden herkes ölür. Komutanım ne yapacağız? Erdem Yarbay'ı aramayacak mıyız? Arayacağız. Ama Çolak'ın burada olduğunu söylemeyeceğiz. Niye? Durum yukarı giderse işler karışır. Askerlerimiz onların ellerinde. Ve Çolak'ı da kimse vermek istemeyecek. Yukarıyı iki arada bir derede bırakacağız. Bizimkilerden de vazgeçmeyecekler. Asla. Çolak'a bu fırsatı vermeyeceğiz. Ne yapacağız peki? Çolak'a vermeden bizimkileri almanın bir yolunu bulacağız. Bulacağız komutanım, bulacağız. Ama Çolak'ın elimizde olduğunu öğrenirlerse bizi yer bitirirler. Bizi niye yetiştirdi bu devlet? Niye buralara gönderdi? Biz bugünler için varız. Gereği neyse ölümüne kadar yapacağız. Bütün sorumluluk bende. Siz rahat olun. Öyle bir şey yok. Ayrıca sen ben mi var komutanım? Anca beraber, kanca beraber. Biliyorum aslanım, biliyorum. Hala ulaşamadınız mı kimseye? Ulaşamıyorum komutanım. Ama ilk fırsatta bana ulaşırlar diye düşünüyorum. Haber alır almaz beni bilgilendir. Emredersiniz komutanım. Derin alandalar. Komutanım Yavuz'tayım ben. Yavuz neredesiniz? Niye ulaşamıyorum ben size? Anca müsait oldum komutanım. Nedir durum? Midem ağrıyor. Geçmiş olsun. Bir ihtiyaç var mı? Bir doktora ihtiyaç var. Kanım çekiliyormuş gibi hissediyorum. Benim kanım. Anladım. Yalnız mısın? Misafirimiz var. Bizimkiler de misafirliğe gittiler. Tamam. Teması kaybetme. Tamam, o konuda sıkıntı yok komutan. Ne oldu Erdem? Ne diyor Yavuz? Komutanım, yardıma gitmem gerekiyor. Bir sıkıntı var mı? Bizim sıkıntısız işimiz olur mu komutanım? Sen de haklısın. Tamam. İzninizle komutanım. Ben de size geliyordum komutanım. Karabatak bir fotoğraf gönderdi.
Bu yakaladıkları teröristlerin üzerinden çıkmış. Neymiş o? Valla kimyasal bir şeye benziyor. Üzerinde Musul Üniversitesi yazıyordu. Yani? Söylemeye dilim varmıyor komutanım ama bu çolak kimyasal ya da biyolojik bir silah peşinde olabilir. Ne diyorsun sen Yas? Bu kansızlardan her şey beklenir. Tamam. Benim şimdi çok acil ilgilenmem gereken bir işim var. Sen araştırmaya devam et. Emredersiniz komutanım. Güzel kardeşim, bu çolak yine bir haltlar peşinde. Ama bu sefer durum bayağı tehlikeli gözüküyor. Çünkü kimyasal silah peşinde. Masum insanları öldürmenin derdinde. Musul Üniversitesi'nde bir profesör varmış. Buraya kaçmış adam. Bunun yerini yurdunu biliyorsundur sen. Bilmiyorum. Yapma kardeşim. Söyle. Bak, bu işin şakası yok. Bu öyle yelek giyip patlatmak gibi değil. Bilmiyorum dedim ya. Biliyorsun. Da söylemek istemiyorsun. Sana. Boyları devrilsin inşallah. Ne yaptılar sana kuzum? Ne yaptılar? Anacığım, sen bize biraz müsaade eder misin? Oğluma bir şey yapmayacaksınız değil mi? O benim kardeşim. Olur mu öyle şey? Sen merak etme. Yüzüme bak Yusuf. Oğlum, senin bu kadını böyle ağlatmaya ne hakkın var? Bu kadın kaç gündür akrabalarının, eşinin, dostunun yüzüne bakamıyor. Niye? Bu kadın kaç gündür uyumuyor. Niye? Çünkü oğlum teröristlerle, vatan hainleriyle iş tutuyor diye. Mücadele bu. Ana baba düşünecek halimiz yok. Neyin mücadelesi bu Yusuf? Oğlum, takılmışsın çolak denen adamın peşine. Ya bu adam uyuşturucu satıyor, uyuşturucu. Biliyor musun? Örgüte para lazım. He. Haklı yani. Bu mu onurlu mücadele? Bak Yusuf. Yusuf bak. Bak. Bu fotoğraflar geçen ay çekildi. Hepsi gerçek. Kimyasal silah saldırısından. Bak Yusuf bak. Bak bu çocuk 3 yaşında Yusuf. 3 yaşında. Nasıl da acı çekiyor. Bu mu onurlu mücadele? Ya şu kadınlara baksana. Ya şu çocuklara baksana. Ya Yusuf, Allah'ını seversen söyle. Böyle bir manzarada parmağın olsun ister misin? Tamam. Konuşma o zaman. Konuşma. Ömrünün bağrında gir içeri çürü.
Bak kardeşim, sen bana yardım et, ben sana. Ya gözü yaşlı anacığın dışarıda bekliyor. Anacığını görürsün. Öpersin, koklarsın. Savcıya da söylerim. Yusuf bana yardım etti derim. Muhbir mi olacağım? Cani mi olacaksın? Ya Yusuf, baksana şu fotoğraflara. Ya bir baksana şu hayvanlığa bak, şu rezilliğe bak, şu katilliğe bak. Adı Reşit Ziya. Aynı zamanda işkenceci. Bu konuda da uzmandır. Konuşturamadığı adam yok. Daha önce kimyasal silahlar da yapmış. Düşmüşler peşine. Burada saklanıyor. Çolak'la 2-3 kez görüştüler. Nerede yaşadığını biliyor muyuz bu adam? Başımız büyük belada biliyorsun değil mi? Evet. Bu durumu üstlerimize bildirmemek ikimizin de hayatını karartabilir. Komutanım biliyorum zor bir karar. Ama aksi takdirde Çolak çok avantajlı duruma geçecekti. Silahlı kuvvetleri çok zor durumda bırakacaktık. Aklıma başka bir şey gelmedi. O da doğru. Komutanım bu arada... Hafız vuruldu. Yaralı. Durumu nasıl bilmiyorum. Karısı haber almış. Ağlayarak beni aradı. Nasıl? Nasıl almış? Bilmiyorum. Bu şerefsizler bilerek şehit oldu demiş. Adamlarla irtibata geçebildin mi? Hayır, daha geçmedim. Bizimkileri nerede tutuyorlar? Bilmiyorum. Ara öğren. Alnımda salak mı yazıyor yarbay? Bir bak bakayım. Şerefsiz yazıyor. Seni elimden kimse alamaz. Yarbay, biz bu konuşmaları Sarı'yla yaptık zaten. Değil mi Sarışın? Konuştuk biz. Ha, ikinci seçenek, beni alıp götürüp teslim edersiniz. Bizimkiler de sizinkilerin kellelerini tertemiz paketler kapının önüne koyarlar. Seçim senin. Nasıl? Benim arkadaşlarım önce hayatlarını verip sonra o üniformayı giydiler. Aklında olsun. Komutanım bir bakar mısınız? Yaralarını verip hafıza alalım. Durum ağır olabilir. Hem de diğerlerini bulmak için vakit kazanmış oluruz. Olabilir. Adamlarını arıyorsun. Ali Haydar'ı getiriyorlar. Biz de yaralınızı veriyoruz. Anlaşıldı mı? Olacak işte. Ara hemen!
bizimkiler çoluğa ne yaptı acaba? Sıksınlar kafasına gitsin. Al benden de o kadar. Şimdi pazarlığa oturmuştur çolak. Ne yapıp edip buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. En azından şehit olmanın bir yolunu bulmalıyız. Ayak bağlıyoruz. Bizimkiler hayatta bizden vazgeçmez. Doğru. Hele Yavuz komutanım. Asla vazgeçmez. Benim tuvalete gitmem lazım. Allah. Yap buraya. Yuh, bu kadar adamın içinde mi yapacağım? Evet. Ya çolak sizi bana hiç böyle anlatmamıştı. Vallahi hepsini anlatacağım ben çolak. Ayrıca ben gazeteciyim. Bunların hepsini yazmamı istemezsiniz herhalde. Buradan canlı çıkarsan yazarsın. Onu göreceğiz. Yürü. Ellerimi aç. Olmaz. Ya nasıl yapacağım böyle? Benden mi korkuyorsun sen? Aç şunun elini. Kapı açık kalacak. Daha neler? Hadi bitmedi mi daha? Ya geldik Allah Allah. Yürü. Ya sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Senin yüzünden az kalsın öldürüyorlardı beni, öldürüyorlardı. Suçsuz olduğunu söylüyorsun. Sen ne istiyorsun be? Bağla şunu. Ya bırakın beni, vallahi geberteceğim ben. Geç. Bağla şunu. Ulan bütün deliler beni buluyor arkadaş ya. Nasıl oldu? İyi. Kurşun çıkarmak çok zor oldu. Bir an önce hastaneye gitmesi gerekiyor. Onu da onlar düşünsün artık. Sen iyi misin? İyiyim. Niye sordun? Sınır ötesindesin, farkında mısın? Aydınlattığın çok iyi oldu. Bak bu adam kim biliyor musun Bahar? Kim? Merve'nin ölümüne sebep olan adam. Vay be. Sarı sen ne yere bakan yürek yakanmışsın ya ha? Aşk acısını unutuvermişsin. Yeni manita yapmışsın. Güzel ama güzel. Yakışmış, iyi olmuş. Bırakın dinlemeyin şunu. Konuşsun kendi kendine.
Sen dur orada. Dur dedim sana. Gelme lan buraya. Dur orada. Tanaka. Tanaka. Dursan oğlum. Kıpırdama. Bahar Ağaç'ın yanına geç çabuk. Feyzullah sahip çık bunlara. Emredersiniz komutan. Kıpırdama. Kıpırdama. Sadaka. Bomba! Canlı bomba! Pardon. Tuvalete gidebilir miyim? Gidemezsin. Arkadaşım, altıma yapacağım. Ya bana ne? Ulan siz ne şerefsiz, ne haysiyetsiz, ne karaktersiz adamlarsınız lan. Sizi böyle iğrenç insanlar olasınız diye mi eğitim veriyorlar? He? Senin ben... Oh! Almadan hiçbir yere gidemeyiz. Ne? Duydun işte. Hafızı burada bu adamlara bırakamayız. İyi de nerede olduğunu biliyor musunuz ki? Buluruz. Nasıl bulacağız ya? Geri kalan herkesi öldürerek. Bence güzel fikir. Ne yapıyoruz komutanım? Gidiyoruz bu taraftan. Arkadaşımız nerede? Arkada. Götürürüz onu. Kalk. Kalk kalk kalk. Çok korkuyorum ya. Doğru bir şey yapıyorsun. Sağ ol canım. İçimi rahatlattın gerçekten. Arkamda kal.
Hafız. Komutanım, iyi görünmüyor. Çıkarırsak başaramaz. Ölecekse beraber ölürüz. Ben Hafız'ı bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Ya saçmalama, yaşayacak adamı mı öldüreceksin? Maalesef Elim haklı. Ya gelip bizi buradan kurtarırlarsa? Yaşama ihtimalini hiçe sayıp Hafız'ı boşu boşuna öldürmüş olacağız. O zaman ne yapacağız? Bilmiyorum. Hay Allah'ım ya. Ya bizim bir an önce buradan çıkmamız gerek. Öyle bir şey yok. Çabuk. Eve tutun. Komutanım. O zaman? Ya buradan beraber çıkarız. Ya da burada beraber ölürüz. Sıkıntı yok komutanım. Beraber olsun da. Nasıl olursa olsun. Atın silahları. Salak mısın oğlum sen? Elimizde silah mı var? Bak bak. Bak. Al şunu. Yusuf. Çolak'ın sana ihtiyacı var. Neden? Elinde Türk askerleri var. Konuşmuyorlar. Konuşturmak için biri lazım. O kolay. Ona gönderdiğim numuneleri ne yaptın? Biyolojik mi? Hı hı. Benim bir bilgim yok. Peki nerede bu Türk askerleri? Bilmiyorum. Ararsın, öğrenirsin. Tamam. Bir şeyden şüphelenmedi. Sizi arkadaşlarınızın yanına ancak bu adam götürür. Eyvallah yakışıklı. Sütlü Nescafe'niz. Teşekkür ederim. Eyvah! Hay Allah! Aman diyeyim, kusura bakmayın. Ben yeni başladım. Biraz da sakarım. Yok yok, önemli değil. Gerçekten ben kurularım. Müsaade edin gözünüzü temizleyeyim hatamı telafi etmek için. Yok, gerçekten önemli değil. Lütfen, her tarafı kahve oldu. Lütfen izin verin. Hemen temizleyip getiriyorum. Zahmet olacak. Kusura bakmayın. Numaralar inşallah tamamdır. Tertemiz oldu. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Bir sütlü kahve rica edebilir miyim? Tabii tabii. Tabii. Ne yapıyorsun lan? İyi. Değiştirdin mi gözlükleri? Ha, değiştirdim. Sen de burada oyun oyna, aferin. Adamın bizimkilerin yanına gittiğinden emin olduğumuzda iş tamamdır. Yeter ki görüntüyü versin bize. Arayan soran var mı? Evet. Konuştu birileriyle. Ama çok kısa konuştular. Kimse bir şey anlamadı. Gelip alacaklar adamı.
Neredeyim ben? Misafirimizsin. Hepimiz misafiriz. Elbet bunun da bir sonu olacak. Farkında olmamanız ne acı. Çolak. Alo. Alo. Çolak. Ha benim. Şimdi beni iyi dinle. O elinizdeki yaralıyı akşama kadar getireceksiniz. Bunlar da ellerindeki yaralıyı getirecek. Takas edeceğiz. Bana bak. Onun yarasını iyice sarın. Buraya gelene kadar sağ tutun. Bir şey olmasın. İki kişi geleceksiniz. Yamuk istemiyorum. Anlaştık. Sadece iki kişi. Askerimin durumu nasıl? Yaşıyor. Mekanı biz size söyleyeceğiz. Alagök Vadisi'ne gelince tekrar arayın. Tamam. Gün doğumunda oradayız. Doktor. Çolak adamın yarasını güzelce sarın dedi. Aa, gidiyor lan adam. Dur lan dur. Ne oldu? Profesörü takip ediyorlar. Kim ediyor? Bizi mi ediyorlar? Arabayı çalıştırsam bizi de takip edecekler. Takip altında olup olmadığını kontrol ediyorlar. Mecbur. İndireceğiz o zaman adamı. Dur dur. Sen arabada kal. Ulan Allah belanı vermesin senin. Sabaha kadar müzik dinliyorsun ya. Yavaş. At vitesi ikiye. Birader. Dayıoğlu. Muruk. He. Ya bizim kuzen teybi açık unutmuş. Akü boşalmış. Bir gel el atla ittirelim şunu ya. He. Gel babam gel. Gel. Gel be el at ha. İt it. Gidecek gidecek. Oğlum bir arabayı yıktıramadınız lan. Bagajı niye açıyorsunuz? Bu araba tüplü. Ne yapalım birader? Ötekiler çok yakıyor. Ödenek yok bizde, alamadım. Ne diyorsunuz lan siz? Aha yalan, Nazlı arıyor. Şş. Yasin Bey, arkadaşı bir bagajı alalım. Emredersiniz. Geç bagaja geç. Yok. Lan oğlum geçsene bakışım. Alo. Ateş ne haber? İyiyim Nazlıcığım, sen nasılsın? İyi vallahi, ne olsun. Türkü bara gidelim diye mi aradın beni yoksa? Çüş. Ne zannettin sen beni be? Yok ya, öylesine takılıyorum. Takılma Ateş, takılma. Fatma abla burada. Fatma abla? Ali Haydar abinin karısı. Evet. Ya biri ona Ali Haydar abi ölmüş demiş. O da kalkmış gelmiş. Sen bir şey biliyor musun? Ateş! Oğlum yardım etse. Yok ya. Bu adam saçmalama, ne ölmesi? Adam aslanlar gibi ya. Yani aslanlar gibi değil de. Hadi ya. Gerçekten mi? İyi yani, yaşıyor. Yaralı mı yani? Biraz. Ateş sen manyak mısın? Ya bana güven diyorum. Hiçbir şey yok. Yaşıyor. Bak gidip karısına söyleyeceğim. Tamam git, kimi istiyorsan söyle. Yaşıyor diyorum sana. İyi. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok öpüyorum Nazlıcığım. Ne yapıyorsun? Şey yani ağız alışkanlığı.
İyi geceler Ateş. Nazlıcığım bir ara bu... buluşsak da görüşsek diyorum. Gel buraya. Bir adamı dövemedin lan. Bak şekillere bak. Bak. Lan. Oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum Allah senin cezanı. Vermesin güzel kardeşim. Vermesin. Adamı dövemedin, beni mi döveceksin? Kim? Ben mi dövemedim? Oğlum kondisyonum bitmiş. Yoksa biliyorsun bunun gibi 5 tane adamı haklarım ben. Aha, gidelim de 2 kilo kondisyon alalım. Ne yapıyorsun oğlum? Niye geri geri gidiyorsun? Yedin dayağı ileri geriye şaşırdım. Şaşırmadım. İleri dövüş tekniklerinden dolayı nazara geldik. Oğlum böyle saf saf oturuyoruz ya. Türkü falan mı söylesek? Ha? Vardır sesi güzel oğlum. Değmen benim gamlı yaslı göğünüme. Kardeşim gözünü seveyim bak içimiz dışımız türkü oldu. Yok mu başka bir tat ya? Var kardeşim. Karadır kaşların ferman yazdırır. Abicim o da türkü. Yok mu başka bir şey ya? Ne yapalım oğlum Allah Allah. Okey takım var da biz mi oynamıyoruz? Ben böyle bir yükseldim ya. Manowar falan dinlemek istiyorum. Manowar mı? Manowar. Alice in Chains. Anthrax. Nirvana mesela. Güzel oldu be. Manowar ne? Bu kedi kesenler mi? Yok artık komutanım. Ne kedi kesmesi ya? Şehir efsanesi onlar. Benim aklıma bir şey geldi. Yine Türk olmasın. Ne geldi Evrim? Söyle. Bunları da çıldırtır. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma, çalış dedi, hizmet eyle vatana. Boş oturma, çalış dedi, hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz, saldırmazsan düşmana. Aslanım benim, aslanım. Saldırmazsan düşmana. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz bu yoldan dönerisek, namus bize ar olsun. Ne şerefti ölmek bize bu güzel vatan için. Ne şerefti ölmek bize bu güzel vatan için. Yana yürek yurttaş köyla daima için için. Yana yürek yurttaş köyla daima için için. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma,
Hasan'dır benim. Hasan'dır. Yapacaklar acaba? Bilemedim ki. Güven olmaz bunlara. Aynen. Adamlar iki kişi de değildi. Saçmalama. İki araç gelecek. En az 10 kişi. O salaklar zaten sözünde durmaya pek hevesli. Eğer 2 kişi gelirse sarıyı da alırız. Sen hadi toparlan. Emrin olur. Benim dişi gören oldu mu? Ben gördüm sanki komutanım. Nerede? Şurada bir yerdeydi. Türk askerinin dişi o. Bırakır mıyım onlara? Aa, güldürmeyin lan. Çenem acıyor. Aa, aa. Bu kadar saf olacağını düşünmemiştim. Biz bir söz verdik mi sözümüzü yerine getiririz. Sıra gelecek sana. Alın şu yaralınızı, yoksa sıkarım kafasına bu sarının. Thank you.
kere bile olsa delikanlıca davranmayı düşündün mü? Biz düşmanımıza düşman gibi davranırız. Biliyorum. Biz de sizin gibi kancıkları hak ettiğiniz gibi davranırız. Çatışmaya girmek bambaşkaymış ha. Geçin lan şöyle, geçin! Geç. Arkadaşlarımız nerede lan? Söyleyin. Bakın söyleyen olursa salacağız. Gideceksiniz buradan. Biz bir şey bilmiyoruz. Yalan söyleme lan! Nereden geldin? Başka yerde sevk ettiler bizi. Yalan söylüyor komutanım bu. Göz kulak olun şunlara. Evet, işte bu. Oradalar. Demek buradalar. Birini bana gönder. Komutanım, bana imkan verin. Bunları bülbül gibi öttüreyim. Dur Mücahit, geri dur. Efendim? Komutanım bulduk, vallahi da bulduk, billahi da bulduk. Komutanım bizimkileri yeni bulmuşlar. Nerede vermiş? Neredesiniz? 7 kilometre güneyinizdeyim komutanım. Ana yola girin, ondan sonra 6 kilometre sonra sağa sapın. Komutanım acele edin, ne olursunuz acele edin. Bunlar bizimkilere işkence yapacaklar. Çabuk olun komutanım, çabuk olun. Tamam. Hadi toparla bir. Selahattin, Musa, siz burada kalın. Niye geldiniz yine? Sesimizi çok beğendiler belli. İstek parça mı yapmaya geldiniz? Ben bunların bakışlarını hiç sevmedim. Geldiğini tipiniz. Nesini beğeneceksin oğlum bunların? Ha? Sıksana. Sıksana. Sıkmazsan adamlıyız. Sıksana şerefsiz. Yavaş. Yavaş. Al şunu. Hayda. Bunların bizi öldüreceği yok. Bari biraz kan dökelim. Ha? Helal avcı. Komutanımız kim? Gel! 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 Dokunma! Dokunma! Az kaldı az. Ama biz ama başkası. Türk askeri bunun hesabını soracak biliyorsun değil mi? Nefesinizi boşa harcayacağınıza, arkadaşınıza veda edin bence. Aman bir demek yok amca! İn demek yok! Ağlamak yok! Ölmek de yok kardeşim. Biz ölmeyiz biliyorsun. Şehit oluruz. İnan! Hakkınızı helal edin! Helal olsun! Bırakın lan! Bırakın lan! Lan bırakın lan! Lan bırakın lan! Lan durun! Lan dokunmayın lan! Kaç! Yatır! Hala! Lan!
Birazdan acıdan bayılacaksın. Bana bak. Ne öğrenmek istiyorsun? Çolağın yerini. Ne? Çolağı esir tutuyorlar. Olamaz. Olamaz. Beni buraya o gönderdi. İmkansız. Askerin elinde. Kim verdi sana bu haberi? Yusuf. Ayıklamışlar seni. Yusuf geçen haftadan beri ellerinde. Takip edildin mi? Şimdi tuttunuz. Dalmak üzeredirler. Komutanım sizi gördüm. Tamam. Biz de seni gördük. Çabuk. Evi tutun. Kimseyi sokmayın içeri. Giren'i indirin. Beyler! Geliyorlar! Komutanım şuradaki evdeler. Çoluğun sözde cennetlerinden birisi burası demek. Birazdan cehennemi olacak. Komutanım hafız iyi mi? İyi iyi. İçerisini biliyor muyuz? Biliyoruz komutanım. Profesörden görüntü alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Gözlüklerinden. Yasin sağ olsun. Vay be. Bizim istihbaratı da yok yok ha maşallah. Neresi burası? Komutanım kafalarına göre bir ameliyathane kurmuşlar. Bu herifçi oldu bizimkilere işkence yapacaktı. Ama bizim geldiğimizi anlayınca geri vites. Tamam hadi acele edelim o zaman. İkiye ayrılıyoruz biz. Bir grup evin arkasından girecek, bir grup evin önünden girecek. Biz Karabatak'la önden gireceğiz. Yavuz da Keşanlı da arkadan Avcı'yı kurtarmak için girecek. Bu yaptıklarınızı hiç unutmayacağız. Allah sizden razı olsun. Allah hepimizden razı olsun komutanım. Hazırlanın. Çıkıyoruz. Bizimkiler mi? Bak duyuyor musun? Keşanlı'nın silahı bu. Hiç kimse repte Keşanlı kadar böyle mermi öttüremez. Tatil bitti beyler. Ne dedim ben size? İyi misiniz? Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Allah aman vermesin. Komutanım, Avcı'yı aldılar. Biliyorum. Yavuz da Keşan'la onu almaya gitti. Hadi biz de bir an önce çıkalım. Yaklaşıyorlar. Hele bir gelsinler. O matkabı senin. Konuşma lan! O silahı da ben sana emanet edeceğim. At silahını yoksa asker ölür!
İyi misin kardeşim? İyiyim kardeşim. Aslanım benim. O biyolojik silahı sen mi hazırladın? Konuşsana lan! Konuşsan lan! Komutanım. Bunlar ne? Çolak benden bir şeyler hazırlamamı istedi. Ne istedi? Patlatacak. Biyolojik silah patlatacak. Nereye? Bilmiyorum. Ne zaman? Bilmiyorum. Kalk, 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 kalk. Bakın burada kimler var. Geç şunu, geç. Ne olur bir şey yapmayın. Sakin ol. Bir şey yapmayacağız zaten. Komutanım. Hafız nasıl? Kanaması vardı en son. Ben de merak ettim şimdi. Yavuz komutanım. Al sen konuş. Efendim Yavuz. Hafız'ın durumu nasıl? İyi. Göğsündeki yara fena değil ama karnındaki yarada kanama var. Karnındaki yara kötüymüş. Karnındaki yara mı? Karnından vurulmadı ki. Neresinden vuruldu? Sağ göğsünden. Tek bir yarası varmış, o da göğsündeymiş Bahar. Bir yanlışın var. Karnına dikiş atılmış. Ne oluyor ya? Delireceğim. Bir dakika bekle. Ne yaptınız lan? Artık çok geç. Lan doktor! Ne yaptınız lan beni? İçine bir şey mi yerleştirdiniz? Bir çeşit bomba. Ne? Zaman ayarlı. Bir dakika içinde patlayacak. Bahar beni dinle. İçine bir şey yerleştirmişler. Çolak kaçacak. Onu hemen çıkarman lazım. Çabuk. Ne yerleştirmişler? Bir çeşit bomba bilmiyorum. Çabuk çıkarman lazım. Bomba mı? Bir dakikadan az var. Patlayabilir. Çabuk Bahar, çabuk. Hakikaten içinde bir şey var. İçine bir şey yerleştirmişler. Nasıl ya? Bomba yerleştirmişler. Onu çıkarmamız lazım. Yapabilecek misin? Yapacağım. 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 Hadi hadi hadi. Alo! Bahar! Aşık!
Bahar! Alo! Alo! Bahar! Ne oldu Yavuz? Komutanım hafız. Bir şey yaptılar. Çolak kaçacak. Bir şey yaptılar. Acil çıkmamız lazım. Keşan, bizimle geliyorsun. Yok, açmıyorlar. Bas Yavuz, bas. Kaçırmayalım şu herifleri. Kaçırmayacağız komutanım. Komutanım, şu sağdan girelim. Kestirme var orada. Ne kadar kaldı? Komutanım, 1 kilometreden az kaldı.
çıkaralım. Keşan mı? Oh.